AK Parti İl Başkanı Belgin İba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedikleri Çömlekköy Barajı'nın 2022 yılı yatırım programına alındığının müjdesini vermişti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Lalapaşa ve Süloğlu bölgesinde 56.500 dönüm toprağı suyla buluşturacak olan Edirne Çömlekköy Barajı'na 2022 yılı yatırım programında sadece 1.000 lira bütçe ayrıldığını iddia ederek konunun takipçisi olduklarını açıkladı. Çömlekköy Barajı yatırım programına alınmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de destekliyoruz. Nitekim Edirne'mizin Lalapaşa, Edirne, Süloğlu bölgesinde yaklaşık 56 bin dönüm, yani bu coğrafyayı ilgilendiren 56 bin dönüm arazinin sulanmasıyla alakalı ciddi bir proje, Çömlekköy Barajı projesi. Yatırım programı alınmasını Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak desteklediğimiz gibi bu projelerin takibini yapmak ana muhalefet partisinin görevi. Sayın İl Başkanı bu açıklamayı yaparken yatırım programına alınan bu projenin bütçesiyle alakalı hiçbir açıklama yapmamış. Ben işin bu tarafına baktım. Değerli milletvekilimiz de bununla ilgili bir açıklama yapacak. Bu projenin bütçesi 2022 yılı için sadece 1000 lira arkadaşlar. Yani 1000 lira ile bir proje başlangıcı bile yapılmaz, ihalesi bile olmaz. Evet, fasıl olarak yatırım programına alınır ama 1000 lirayla hiçbir şey yapılmaz. Biz yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekilimizle de görüştüğümde bu projeye ek ödenekten para aktarılması ile ilgili de iktidar partisinin yapacağı bir çalışmada milletvekilimizin de desteği olacaktır. Yeter ki bu proje hayata geçsin. Ama az önce de söylediğim gibi Sayın İl Başkanı bu açıklamayı yaparken bunun bütçesiyle ilgili hiçbir şey söylememiş. 1000 lirayla ne yapılabilir? Hele bu ekonomik krizde takdir değerli Edirne halkının. Yarın öbür gün farklı bir mecrada bununla ilgili siyasi bir destek, bir yaptırım için bir çalışma yapılacaksa biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu da buna destek verecek. Bakanlık ayağında nerede olursa olsun yeter ki bu komik rakamdan yatırım programını çıkarsınlar. Ciddi bir ödenek ayrılsın ki bu proje başlasın. Bölgemizde Edirne bölgesinde biliyorsunuz birçok baraj projesi var ama ödeneklerle alakalı yıllardır bitmeyen veya sadece işte yatırımda kalan projeler var. Bu projede bunlara benzemez.